Ya ulu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Fuat-ı Mekke 10. sefir 64. kısım. Fasıl içinde vasıl. Kıran haccı. Bize göre bu hac, umre ve hac ile beraber yapılır. Umre yapılıp onunla birlikte hacca niyetlenildiğinde hac yapan insan mürdif diye isimlendirilir. Aynı zamanda o içerme yoluyla kıran haccıdır. Tek bir ihramda hac ve umreyi birleştirmek ise kıran haccı sayılır. Burada Kabe'yi tavaf etmedikçe yeniden başlamak veya bir zaman sonra başlamak birdir. Bir görüşe göre tavaf etmedikçe denilmiştir. Tavaftan sonra ve rükudan önce ise mekruhtur. Rükû ederse tavaf etmesi gerekir. Bazı bilginlere göre ise tavaftan sonra, rükû ettikten sonra bunu yapmalıdır ve umre amelinden bir şey üzerinde kalmamalıdır. Bunun tek istisnası umrenin fiillerinden tıraş olmanın kalmasıdır. Çünkü böyle bir insanın umre yapmadığında görüş birliğine varmıştır. Bunların hepsi bazı bilginlere göre kurban getirilmesi durumunda geçerlidir ki ben de o görüşteyim. İnsan yanında kurban getirmediğinde onun haccı hakkında görüş ayrılığına düşülmüştür. Aynı şey ifrat haccı yapan için geçerlidir. Bazı bilginler haccın geçerli olduğunu ve niyetin değiştirilmesinin farz olduğu görüşündedir. Bazı bilginler ise niyet değiştirmenin yani fesin caiz fakat zorunlu olmadığı görüşündedir. Bazı bilginler ise niyetlendiği haccı tamamlayıp niyetini değiştirmemesi gerektiği görüşündedir. Bunlara göre kurban getirip getirmemesi birdir. Temettü kurbanı kesmesi gereken kıran haccı yapan kimse çoğunluğa göre Mescid-i Haram'da yerleşik olmamalıdır. Bu görüşe karşı çıkan İbn-i Mace'ye şundur. Ona göre kıran haccını yapan kişi kurban kesmesi gereken Mekkelidir. İfrat haccı ise bu niteliklerden yoksundur ve yalnız hac yapmak demektir. Sahabenin bilginleri kurban bulunmadığında bu konuda görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Biz bu meseleyi daha önceki bölümde açıklamıştık. Kurban getirmeyenin haccının caiz görenler, kurban getirdiği takdirde aslında hac için tehlil getirilmişse hangisinin faziletli olduğu hakkındaki görüş ayrılığına düşmüştür. Bir kısmına göre ifrat haccı, bir kısmına göre temettü, bir kısmına göre ise kıran haccı üstündür. Bilmelisin ki mevcut var olmayacağı, olamayacağı gibi ihramlı da ihrama girmiş sayılmaz. Umre yapmazdan önce insan ihrama girmiştir. Sonra önceki umrenin ihramını redif yapar. Bilginler bir görüş ayrılığı olmaksızın bunu caiz görmüştür. İhram her iki amelde de bir rükündür ve görüş birliğiyle bu kabul edilmiştir. Bu noktada şu görüş daha kabul edilebilirdir. Umre ve hac için tek bir tavaf, tek bir koşma, tek bir tıraş veya bunu kabul etmeyenlere göre tek bir kısaltma gerekir. Kuşkusuz daha önce ilahi isimlerin hükümdeki girişikliği meselesini açıklamıştık. Yine başka bir ismin hükmünün katışmadığı ilahi ismin hükmünün nasıl olduğunu da açıklanmıştı. Bu noktada sadece umre veya hac anlamında tek yapan kişi bütün fiillerin Allah'a ait olduğunu söyler. Kul ise o fiillerin zuhur mahallidir. Bitiştiren ise şöyle der. Fiiller bir açıdan Allah'a ait iken bir açıdan kendisinden çıktıkları kimseye aittirler. Ortaya çıkış bazı kelamcılarca kesp, bazılarınca yaratma diye isimlendirilir. Bütün bilginler kuldan çıkan fiilin Allah tarafından yaratıldığında ve kulun kazanımı ve yaratması olmadığında görüş birliğine varmıştır. Ancak bunun kulda bir etkisinin olup olmadığında görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Bazı bilginler yaratmanın güç yetirilende bir etkisinin bulunduğunu söylemiştir. Güç yetirilen ancak ondan meydana gelir. Teklif ise onun nedeniyle kula yönelmiş ve geçerli olmuştur. Çünkü kul yapmaya kadir olmasaydı yükümlü olmazdı. Allah bir nefsi yapabileceğiyle yükümlü tutar. Böylece kul onu yerine getirmeye kadirdir. Bu kelamcılar Allah'a ait kudretin kulda bulunduğunu söyler. Burada ise Allah bir kimseyi yapabileceğiyle yükümlü kılar ayetinden kanıt getirmişlerdir. Bunu yapan kişi ise onda yaratılmış olan kudrettir. Öyleyse Allah'ın kendisinden yerine getirmesini istediği yükümlülüğü meydana getirme kudreti kulda vardır. Bazı bilginler şöyle demiştir. Yaratılmış kudretin mevcut güç yetirilen şeyin yaratılışında etkisi yoktur. Kulun kendisinden ortaya çıkan fiildeki etkisi sadece kazanımdır. Kazanım
kulun o fiili tercih etmesidir. Kul ne zorlanmıştır ne de o fiili yapmada mecburdur. Allah ehline göre ise yaratıklardan ortaya çıkan fiiller, Ez-Zahir isminden mümkünlerin dış varlıklarında ortaya çıkan nispet ve bağıntılardır. Mümkünlerin istidatları kendilerinde ortaya çıkan fiillerde Ez-Zahir ismini etki etmiştir. İstidat yoluyla verme hakkında o, istidat sahibinin fiilidir denilemez. Çünkü o, özü gereği bunu gerektirmiştir. Nitekim bilgi, kendisinde bulunduğu kimseye bilen hükmünü verir. Bilenin, bilen olması ise bir fiil değildir, nispettir. Öyleyse nedenli zati gerektirmeler, kendisinden zuhur eden kimseye nispet edilen fiiller değil, ona ait hükümlerdir. Şu halde yükümlünün yükümlü olduğu yapma veya terk fiillerinden söz ederken, kendilerinde zuhur eden varlığın başkası değil, hak olduğunu biliriz. Bu durumda söz konusu fiiller, daha önce zikrettiğimiz gibi, tartışma meydanında ilahi isimlerin konuşmaları, sohbet etmeleri, isimlerin farklı hükümlerle belirli bir nitelikle nitelenmiş mahalle yönelişleri, birbirlerini etki altına almaları hakkında belirttiğimiz durumlarla ilgilidir. Buna örnek olarak günah veya hata diye isimlendirilen bir fiilin öznesine el-afuf, el-gaffar, el-muntakim ve el-muakib isimlerinin aynı anda yönelmesini verebiliriz. Bu isimlerden birisinin o kişide hükmünü uygulaması gerekir. Çünkü aynı anda bütün isimlerin onda hükmünü uygulaması mümkün değildir. Çünkü bir yer o hükümler arasındaki karşıtlığı kabul edemez. Kuşkusuz hüküm bakımından bazı hükümler diğerlerinden üstündür. İlahi mertebe ise tektir. Bunu öğrendiğinde bütün fiilleri Allah'a nispet etmede güçlük çekmezsin. Nitekim bütün güzel isimler de Allah'a veya Rahman'a nispet edilir. Bununla birlikte hakikat bir hüküm değişiktir. Bunu fiil diye isimlendirilen her şeyi de geçerli sayabilirsin. Böylelikle yükümlü olanın ve yükümlü tutanın kim olduğunu bilebileceğin gibi müşahadene göre bunlar hakkında konuşabilirsin. 64. kısım sona erdi, onu 65. kısım takip edecektir.